Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sahayla devam edelim. Çanakkale Zaferi'nin işaret fişeği 109 yıl önce küçük bir gemi olan Nusret'in boğaza döşediği eldeki son mayınlarla atıldı. Düşman donanmasının en değerli gemileri Nusret'in döşediği mayınlarla denizin derin sularına gömüldü. İşte Zafer'in kahramanı olan o gemi Mersin'in Tarsus ilçesinde şimdi müze olarak hizmet veriyor. O noktada haberci arkadaşımız Mahmut Ergün Çelik bizi bekliyor. Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 109 yıl geçti. Üzerinde bulunduğumuz tarihi Nusret mayın gemisi bir milletin kaderini değiştiren, Çanakkale Zaferi'nin seyrini değiştiren son 26 adet mayını Çanakkale'nin karanlık sularına bir bir döşemiş ve o batmaz denen, yenilmez denen düşman zırhlarının bir bir Çanakkale'nin serin sularına gömülmesine neden olmuştu. Hemen o günleri konuşacağız, o günlere gideceğiz. Yayın konuğumuz Tarsus Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Orhan Aydın. Hocam 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan o tarihi emirden başlayalım isterseniz. O Cevat Paşa'dan aldığı tarihi emirle yüzbaşı hakkı ve hakkı kumasındaki bu gemi, Nusret Mayın gemisi, Boğaz'ın kuytu köşelerinde sessiz, derinden düşman kuvvetlerine, donanmalarına, zırhlarına görünmeden, daha önce bırak belirlenen, stratejiyle belirlenen, Boğaz'ın derinliğine, akışına, geometrisine göre belirlenen koya uygun bir şekilde gemilerin, düşman gemilerinin dönüş rotalarını da dikkate alarak uygun bir stratejiyle paralel bir şekilde sanırım döşüyorlar. Uygun bir stratejiyle ince hesaplardan sonra bu kısıtlı sayıdaki mayın yerleştiriliyor ve sırasında biliyorsunuz savaşın da tarihini değiştiren hem bölgesel hem de küresel siyaseti önemli bir şekilde etkileyen hem Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında, sonrasındaki milli mücadelenin kazanmasında önemli bir rol üstleniyor üzerinde bulunduğumuz Nusret Mayın gemisi. Hocam Nusret Mayın gemisinin orijinali sanırım Mersin'in Tarsus ilçesinde. 2003 yılında orijinali buraya getiriliyor ve burada bir rekreasyon alanı oluşturuluyor, bir park alanı oluşturuluyor. Çanakkale bir ruh, Çanakkale bir şuur ve bu Çanakkale Zaferi'nin, Deniz Zaferi'nin önemli yadigarlarından biri. Böyle bir emanetin bu topraklarda olması bizim için çok kıymetli. Ve biz bu ruhu yaşatmak adına, bu şuuru zinde tutmak adına bu tür emanetleri çok önemsiyoruz. Bu manada her yıl biliyorsunuz üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerimiz oryantasyon programı kapsamında kentteki farklı mekanları görüyorlar. Burayı da o kapsamda gördükleri mekanlardan biri. Gençlerimizin ülkemizdeki farklı yerde insanların o günleri yaşayabilmek adına, o şuuru zinde tutabilmek adına bu mekanı görmelerini isteriz. Evet. Sayın hocam teşekkür ederiz. Evet, tarihi Nusret Mayın gemisinden, tarihi Nusret Mayın gemisinin Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan orijinal halinden 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan geceden başlayarak o tarihi yolculuğunu Tarsus Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Orhan Aydın'dan dinledik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.